Hemen CHP Genel Merkezi'ne gidelim. CHP Genel Merkezi'nde de Melike Görür bizleri bekliyor. Melike, kolaylıklar diliyorum. Sözü sana bırakıyorum. Meltem, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde hareketli saatler yaşanıyor. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sabah saatlerinde Genel Merkez'e geldi ve ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve sonrasında da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da CHP Genel Merkezi'ne giriş yaptılar. Toplantılar gerçekleştiriliyor yukarıda ve sadece Genel Başkan ve Belediye Başkanları da değil, MYK üyeleri de o toplantılara dahil oluyor. Zaman zaman ayak divanı da gerçekleştiriliyor. Gündemse ikinci turda, yani 28 Mayıs'ta yapılacak olan o ikinci turda atılacak adımlar, yol haritasının belirlenmesi, Ekrem İmamoğlu'nun seçim sürecine, seçim kampanyasının başına geçmesi bekleniyor. İşte toplantılarda da bu konu konuşuluyor ve değerlendiriliyor. Bu kısa süre zarfında, yani iki haftalık süre boyunca miting yapılması beklenmiyor. CHP'li kurmaylar zaman yok diyorlar. Daha çok medyayı kullanma yönünde bir görüş var CHP'de ve dün de Merkez Yönetim Kurulu toplanmıştı. İşte o toplantıda da yol haritası konuşuldu ve istenilen oy oranının alınamamasının nedenleri de değerlendirildi. Her MYK üyesi görüş tespitlerinde bulundular ve o tespitlerde dikkat çeken bazı unsurlar vardı. Onlardan birisi ise CHP ve muhalefete yönelik olan Kandil söylemlerinin sahada başarılı olduğu yönünde bir öz eleştiri yapıldı ve MYK üyelerinin tamamı da bu görüşe katıldığı da belirtiliyor. Ayrıca bir MYK üyesinin İyi Parti'nin altılı masadan kalkıp yeniden gelmesinin ardından oylarının düştüğü ve %15 oy alsaydı eğer İyi Parti, tablo bu şekilde olmazdı gibi bir görüşte belirttiği de belirtiliyor. Ve baktığımızda da artık kısa bir süre kaldı, iki haftalık bir süre kaldı ve bir yandan da CHP'den dün gece dikkat çeken bir istifa haberi de geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel görevinden istifa ettiğini duyurdu. Aynı zamanda Onursal Adıgüzel sandık güvenliğinden de sorumlu bir kişiydi ve kamuoyunda yaşanılan bu tepkilerin ardından istifa etme kararı aldı. Aslında edinilen bilgilere göre o istifayı Kılıçdaroğlu'nun istediği de belirtiliyor. Bu şekilde öğrenildi ve bu istek nedeniyle de Onursal Adıgüzel'in istifa ettiği de öğrenilen bilgiler arasında yer alıyor. Artık gözler ikinci turda CHP'nin stratejisi nasıl olacak, bu da merak ediliyor. Kılıçdaroğlu toplantıların tamamlanmasının ardından stratejiyi açıklaması bekleniyor, ancak bu açıklamanın ne zaman olacağı ve saat kaçta olacağı henüz belli değil.